İngiltere sadece bir sandviç ülkesi değil, pahalı öğle yemekleriyle de tanınıyor. Ortalama bir İngiliz öğle yemeğine yılda yaklaşık 3500 euro harcıyor. Ve bu her zaman ekmek arası olmuyor. Kütsülenmiş somon ve sebze aldım. Bugün daha fazla seçenek var. Bunu aşağıdaki İtalyan'dan aldım. Çok lezzetli. Normalde somon ya da ton balıklı salata yerim. Biraz pahalı ama olsun. Dana etli ve sebzeli börek. Öğle arasında artık iddialı yemekler yeniyor. Evden yiyecek getirmeyi tercih edenler dünden kalan soğuk lazanyadan fazlasını istiyor. Bilhassa öğle arasında lezzet arayanlara özel bir dizi yemek kitabı da piyasaya çıktı. James Ramsden'ın Yemek Kabını Sev adlı kitabı da bunlar arasında. Kitapta ıspanaklı ve biber reçelli 3 çeşit peynirli tost ya da mango püreli nohut gibi tarifler var. Ramsden, büro gurmelerinin sayısının artacağı görüşünde. Sanırım insanlar artık ne yediklerinin biraz daha farkında. Çünkü sürekli onlara şöyle ya da böyle yemeleri gerektiği söyleniyor. Ancak bu biraz yanlış yönlendirme de olabilir. Genel olarak söylemek gerekirse insanların ne yedikleri konusunda daha fazla düşünüyor olmaları iyi. Öğle yemeğinde sadece bir sandviç dükkanına gidip ilk hoşlarına giden şeyi almak istemiyorlar. Ramsden'ın yeşil soğanlı, kremalı tost üzerinde avokado gibi yemekleri sadece leziz değil, aynı zamanda öğle arası için uygun da. Tariflerin hiçbiri evde 20 dakikadan uzun hazırlık gerektirmiyor ve buzdolabında en az 3 gün saklanabiliyor. Ancak yemeklerden bazıları için iş yerinde son birkaç mutfak cihazı daha gerekli. Tost makinesi, mikrodalga fırın ya da su ısıtıcı. Ki bunların çoğu iş yeri mutfaklarında var. Ramsden'ın fikri yemek pişirirken zaman ve paradan tasarruf etmek. Böyle bir yemeği herkes taşıyıp hazırlayabilmeli. Kitaptaki tarifler evde yapılabilen ve yemek kabına konup iş yerinde hazır hale getirilen yemekler olarak ikiye ayrıldı. Asya makarnası ikinci türden. Baharatlı karışımı evde önceden pişmiş makarnanın üzerine dökün. Sonra sıcak su ekleyin ve susamlı misolu makarna hazır. Ramsden herkesin bir parça zahmetle öğle yemeklerini sıkıcılıktan kurtarabileceği görüşünde. Pek çok arkadaşım bana sandviç dükkanına gidip aynı sandviçi, bir paket cips ve içeceği almaktan sıkıldığını söyledi. Ve bunlar çok da pahalı. Almanya'da öğle yemeği için neredeyse her iki kişiden biri evden sandviç getiriyor. Ayrıca sosis ekmek de çok tercih ediliyor. Ancak çoğu Alman yiyecek ve içecek için giderek daha fazla para harcıyor. Hep evden ekmek getiriyorum ve ne yazık ki masamda oturup yiyorum. Hiçbir şey getirmiyoruz, dışarı çıkıyoruz. Elimize bir şey alıp yiyoruz. Hızlıca. Öğle arası genelde çok az sürüyor. Bir çalışmaya göre Almanlar ortalama 20 dakika öğle molası verirken İngilizler daha az süre kullanıyor. Anna Pinder ve Naomi Twigden soruna çare sunan bir iş kurdu. LunchBXD adlı firmaları aracılığıyla öğle vaktinde portakallı, lahanalı ve kinoalı salata gibi yemekler servis ediyorlar. Yemekler beslenme uzmanıyla geliştiriliyor. Her hafta menü değişiyor. Hepsi dönüştürülebilir yemek kaplarına konuyor. Daha sonra bisikletli kurye ile günde 150 müşteriye servis yapılıyor. İki İngiliz yazın işe başlamış. Talepse giderek artıyor. Çok büyük bir pazar bu. Özellikle herkesin sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamla ilgilendiği bu dönemde. Özenle hazırlanmış öğle yemeği kapları Hindistan gibi ülkelerde gelenek. Orada sefer taslarında yeniyor. Japonya'da ise bento boxlarda. Yemekler adeta güzellik yarışmasında. Pinder ve Twinkton da göz zevkinin önemine dikkat çekiyor. İnsanlar için eğlenceli ve ilginç hale getirmeye çalışıyoruz. Farklı gıda firmalarıyla birlikte çalışıyoruz. Örneğin bu hafta çikolata topları ve miso çorbası var. Evet, çiğ kakao ile yapılmış, Hindistan cevizine bulanmış toplar. Çocukluğumuzu yansıtıyoruz. Ancak böyle bir öğle yemeği ucuz değil. Bir porsiyonu 12 euro. Sebzeler doğrudan Londra piyasasından geliyor. Baharatlar kısmen kendi bahçelerinden. Bilinçli beslenme mi yoksa hızlı yemek mi? Öğle yemeği kutusu trendi ikisi arasındaki tezatı ortadan kaldırıyor.